Bibliografın değerli müdavimleri hepinize selamlar. Bugün özel bir dosyayla sizlerle beraberiz. Vala Nurettin'in bir polisiye macera serisi. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Vala Nurettin ya da kısaltılmış haliyle Vanu Nazım Hikmet'in yakın arkadaşlarındandır. 1901-1967 yılları arasında yaşamıştır. Hayatını tafsilatıyla öğrenmek isterseniz açıklama kısmına bir link ekledim. Yesevi Üniversitesi'nin online edebiyat ansiklopedisi. Oradan inceleyebilirsiniz. Eski Türk polisiye filmleriyle ilgili bir şeyler araştırırken nasıl denk geldim bilmiyorum ama Faruk Kenç'in yönetmeni olduğu 1940 yapımı bir film karşıma çıktı. Sonra baktım bu film Vala Nurettin'in eserinden uyarlanmış. Dedim şu Vala Nurettin'in başka ne gibi eserleri var? Karşıma bir test çıktı. İşte orada bu seriyi gördüm. Dedim ki bu kitaplar satılıyor mu acaba? Baktım maalesef göremedim. Yani belki bir sahafta tesadüfen rastlanacak türde şeyler olmuşlar artık. Ama kitapların kapak fotoğraflarına cinayiroman.com sitesinde denk geldim. Ardından bu tezi okumaya başladım. Sonrasında da düşündüm ki bununla ilgili bir yayın yaparsam belki bir yayın evinin dikkatini çeker ve Vala Nurettin'in bu polisiyelerini tekrar basar. Bu videoda anlatacaklarım 2012'de Selçuk Atay tarafından hazırlanan Vala Nurettin Vanu'nun hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bir inceleme adlı yüksek lisans tezinin 71. sayfasından 111. sayfasına kadar olan kısımdır. Şimdi hem kopyala yapıştır yapmış olacağım hem de belki çoğunuz kitapları komple anlattın ya niye okuyalım falan diyebilir. Ama zaten okumak isteseniz de bulabileceğinizin garantisi yok. Yani İSAM ve Atatürk kitaplıkları kataloglarında rastlamadım. Milli Kütüphanede de öyle. Velhasıl kelam Vala Nurettin'in polisiyelerini merak ediyorsanız ettiyseniz, daha önce duymadıysanız, konuya merakınız varsa videonun devamını izleyin. Yoksa buradan sonrasını kapatın gitsin. Çünkü çok uzun bir video olacak. Dizinin tam adı meşhur polis hafiyesi Yılmaz Ali'nin maceraları. Aslında bu tarz eserlere şimdilerde novella diyorlar. Uzun öykü ya da kısa roman deniyor Türkçesi. Biz buna romancık diyebiliriz. 5 kitaptan oluşur. Birincisi Yılmaz Ali'nin ilk macerası Pembe Pırlanta. ikincisi Bir Taşla iki Kuş Dipsiz Kuyu. Üçüncüsü Bir Doktorun İnsan Eti İptilası Karaca Ahmet'in Esrarı. Dördüncüsü Bir Manyetizmacının Para Hırsı Kardeş Katili. Beşincisi ve sonuncusu Yaşlı Kadının Oğlu için Yaptıkları Kim Zehirliyor Bunları. Sinema uyarlaması demin bahsetmiştim Yılmaz Ali. Bu filmin senaryosu da yine Vala Nurettin tarafından yazılmıştır. Erol Üye Pazarcının belirttiğine göre ilk Türk polisiye tipi Peyami Safa'nın Cingöz Recaisi değil, Vala Nurettin Bey'in oluşturduğu Yılmaz Ali'ymiş. Faruk Kenç'in yönetmenliğini yaptığı bu film de aynı zamanda Türkiye'deki ilk polisiye sinema filmiymiş. Bu filmi sinefil bir beyefendi amme hizmeti olarak YouTube'a yüklemiş. İzlemek isteyenleriniz olursa linki açıklama kısmında. Şimdi kitaplara geçebiliriz. Yılmaz Ali'nin ilk macerası. Pembe Pırlanta. Akşam Kitaphanesi 1933'te basılmış. İstanbul'da basılmış. 74 sayfa. Kendisine hediye edilen değerli bir mücevheri okuduğu bir kitaptan hareketle tekrar elde etmesini konu alır. 7 kısımdan oluşan kitabın bölüm adları anlatılanları özetler mahiyettedir. Romanın vaka örgüsü Ali'nin akşam vakti Rumeli Hisarı'ndaki mezarlığın önünden latif manzarayı seyretmesiyle başlar. Delikanlının babası Melik Bey, maddi açıdan oldukça kötüleştiği için oğlunu İstanbul'a dayısının kendilerine olan borçlarını istemek için göndermiştir. Önce babasının eski ortağı ve şu anda çok zengin olan Kamburzade Kadri Bey'in evine giden Ali, İstanbul'a gelmişken birkaç gün gezmeyi istemiştir. Kadri Bey'in yatsı ezanıyla birlikte yemek yediğini ve yemek sofrası konusunda oldukça titiz olduğunu bilen Ali, eve dönmek üzere yola çıktığında mezarlığın içinden boğuşma sesleri duyar. Birisi imdat istemektedir. Yumruğundan başka silah olmamasına rağmen derhal yardıma koşar ve yardım isteyen delikanlıyı soyguncunun elinden kurtarır. Halinden giyim kuşamından oldukça zengin olduğu anlaşılan delikanlıyı bir fenalık yapılacakken Ali'nin yetişmesi ve arkadan gelenleri atlatarak babasının yanına götürmesi, Delikanlının da babasının da çok hoşuna gider. Mehmet Ali ve Ali arabayla kaçtıkları esnada birbirlerine ısınmış dost olmuşlardır. Bir zengin olduğu anlaşılan El Haccacı Ali'ye teşekkür etmek için bir kravat iğnesi verir. İğnenin üzerindeki pembe pırlanta göz kamaştırmaktadır. Ali bu pırlantayı almak istemez fakat adam Ali'nin her reddedişine türlü türlü açıklamalar yaparak pırlantayı kabul ettirir. Gemi kalkmak üzere olduğu için Ali'nin adresini alırlar, görüşmek vaadiyle vedalaşırlar. Ali dönüş yolunda en az 5 milyon İngiliz lirası eden bu kravat iğnesine bakmaya cesaret dahi edemez. Eve vardığında ise amca dediği kamburzadeye başından geçen her şeyi anlatır. Amca önce satın almak ister fakat miktar oldukça yüklüdür. Ali ertesi gün Makriköy'de yani Makriköy dedikleri şey Bakırköy bugünkü Ali ertesi gün Makri köyde oturan dayısına gideceğinden pırlantayı amcasına emanet eder ve fiyatını öğrenmesini ister. Kamburzade Kadri Bey ise birbirlerine yakın olsalar da böyle iş yapılamayacağını söyleyerek çocuğun güvenini kazanmak için durumu anlatan bir tezkere yazıp imzalayarak emanetin karşılığında Ali'ye verir. Yatmak üzereyken vedalaştıktan sonra Kadri Bey gizlice evden çıkar ve nasip yanın evine gider. Çıktığında şafak sökmektedir. Ali ertesi gün erkenden bisikletiyle yola çıkar. Dayısı ve yengesi Ali'yi görünce hangi niyetle geldiğini anlarlar ve olanları Ali'ye anlatırlar. Babasından aldıkları borçla emniyet sandığında hacizlenmiş olan evin hacizini kaldırmışlar. Sonra kıt kanaat geçimleriyle evi yaptırmışlardır. Çoluk çocukları olmadığı için evin tapusunu da Ali ve kardeşlerinin üzerine yapmışlardır. Karakter icabı bu fakir insanlardan nasıl para isteyeceğini kara kara düşünen Ali, bu haberli ve pırlantanın düşüncesiyle rahatlar ve bir iki gün dayısının yanında durduktan sonra Kamburzade'nin yanına döner. Kadri Bey Ali geldiğinde üzücü haberi kendisine verir. Taşı kuyumcuya götürmüş ve sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Durumu derin bir tevekkülle karşılayan Ali bir iki gün daha İstanbul'da kaldıktan sonra babasının yanına dönmeye karar verir. Bu arada Kamburzade ne zamandır bıraktığı ve ustası olduğu Çini'ye tekrar merak salmıştır. Ali'nin olmadığı bu zaman zarfında sanat eseri denebilecek bir Çini yapar. Kadri Bey'in çırağı olan Eşref Edip de ustanın bu eserini taklit ederek bir eser yapmak hevesine düşer. Amcasının yaptığının aynısını yapmaya başlayan Edip bu çiniyi çok sevdiği Ali'ye hediye eder. Ali Beyoğlu'nda gezerken kuyumcu Nasip Yan'ın dükkanını görür. Yanında bulunan pırlantayı tekrar muayene ettirmek ister. Durumu anlatır. Fakat Nasip Yan bunu daha önce muayene etmediğini söyler. Ali kendisine amcasının verdiği kağıdı da Nasip Yan'a uzatır. Nasipyan mücevherin sahte olduğunu bildiren kağıdın kendisine ait olduğunu fakat yazının onun yazısı olmadığını söyler. Çocuğun haline acıyarak durumu dinler. Sonra da taşın sahte olduğunu, bunu genellikle yapanın kuyumcu Agop olduğunu söyler. Ali bütün davayı çözmüştür fakat ne yapacağını bir türlü kestirememektedir. Köye dönmekten önceki akşam odasında dinlenirken amcasında yeniden peyda olan bu çinicilik merakını düşünür. Birden Sherlock Holmes'un bir romanı aklına gelir. Romanda hırsız çaldığı mücevherleri bir heykelin içine gizlemiştir. Buradan hareketle amcasının da böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünür ve amcasının atölyesine gizlice girerek Edip'in kendisine hediye ettiği vazoyla amcasının yaptığını değiştirir. Ertesi gün evine dönen Ali ailesiyle hasret giderdikten ve olan biteni anlattıktan sonra kız kardeşiyle odunluğa gider ve vazoyu kırar. Tahmininde yanılmamıştır. Kırılan parçaların içerisinden tüm parlaklığıyla pembe pırlantılı kravat takısı kendisini göstermiştir. Yukarıya çıkarak durumu babasına anlatır. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen büyük bir olgunluk ve tevazu göstererek paranın ailesine lazım olduğunu, bir bisiklet ve bir fotoğraf makinesi alabilecek kadarının kendisine yeteceğini söyler. Ailesinin durumu düzelmiş, kendisi de Eşref edip de yatılı bir okulda eğitimlerine devam etmeye başlamışlardır. Bir taşla iki kuş, dipsiz kuyu. Akşam Kitaphanesi Neşriyatı'ndan çıkmış. 1933 yılında basılmış. 64 sayfalık bir kitap. Veli Paşa adında bir generalin kaybolan üvey kız kardeşinin araştırıldığı sırada Sovyet casuslarına dair çok önemli bir bilginin de öğrenildiği romandır. 7 kısımdan oluşur. Romanın vaka örgüsü gazete haberine benzeyen bir paragrafla başlar. Habere göre Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine az bir zaman kala Yusuf Vahap adında biri Erkan-ı Harp kaymakamlarından Saffet Bey'i öldürmekle suçlanmaktadır. Anlatıcı bu bilgiyi gazeteci üslubu ile okuyucuya sunduktan sonra meselenin nasıl olduğunu kısaca anlatalım diyerek 2-3 ay öncesinde cereyan eden vakayı anlatmaya başlar. Asıl isminin Joseph Vahan olduğu anlaşılan Yusuf Vahap bir Rus casusudur. Öldürülen şahıs ise Boğazların müdafasına memur edilmiş bir devlet görevlisidir. Türkiye'nin Çarlık Rusyası aleyhine muharebeye gireceği tahmin edildiği için Saffet Bey'de bulunan boğazların müdafasına dair planları çalmakla görevlendirilmiş olan Vahan, Saffet Bey'in planların kilit noktalarını üzerinde taşıdığını bildiğinden onu da öldürmüştür. Mahkeme edilirken kapitülasyonlardan dolayı Rusya'ya iade edileceğine emin olduğuna dair yüzsüzlük yapınca başta Tanin gazetesi olmak üzere bütün efkar ve umumiye Vahan'ın idamına dair baskı yapmaya başlar. Mahkemeden idam kararını alan Vahan irade-i şahaneye erebilmek için padişaha dilekçe sunar fakat buradan da olumsuz cevap gelir. Büyük bir kalabalık ve izdiham tehlikesi yüzünden gizli yollardan getirilen Vahan ölümler üzerine inceleme yapan binbaşı Hamdi'nin bile içeri alınmadığı bir idamla öldürülür. Silah seslerinden sonra yapılan tezahürat gazete dağıtıcısının Türkiye'nin harbe girmek üzere olduğu haberiyle çoktan unutulu vermiştir. Bu Ermeni asıllı Rus casusunun macerası unutulmuş gibiydi. İkazını yapan anlatıcı eğer Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Başkanı Zahir Paşa'nın odasındaki gizli duvar kasasını açıp 63 numaralı dosyanın okunması halinde Binbaşı Hamdi'nin mektubunun okunabileceğini bildirir ve mektubu anlatır. Binbaşı Hamdi incelemelerini tamamlamak ve ilme faydalı olmak niyetiyle mezarının yerini bildiği Vahan'ın mezarını birkaç gün sonra gece vaktinde açmış fakat kireç ve molos çuvallarından başka bir şey bulunmadığını görmüştür. Bu durumda Tahir Paşa'ya bildirmeyi vazife bilmiştir. Çok kısa bir süre sonra çıkacak savaşta iki askerde şehit olmuş, bu gizli kasa herkesten gizlenen sırrı ne kadar saklayacağı belli olmayan bir uykuya yatmıştır. Romanın ya imzala ya öl başlıklı ikinci kısmında Vaha'nın idamından hemen öncesine dönülür. İdamın gerçekleştirileceği yer olan Taş bir hücresinde 3 kişi bulunmaktadır. Biri erkan Harbiye'nin meşhur simalarından Veli Berki Paşa, diğeri Vahan, öbürü de meşhur polis hafiyesi Yılmaz Ali'dir. Yılmaz Ali emrinin dışına çıkmaması, ne isterse yapması ve adeta kölesi olması kaydıyla Vahan'ı kurtarmaktadır. Yazdığı mukavele namayı bir kez daha kendi okuyarak Vahan'ın imzalamasını istemektedir. İnfazın gerçekleştirileceği sırada başka çıkış yolu göremeyen casus uzun çabalardan sonra nihayet imzalar. Veli Paşa sahte idam infazını gerçekleştirmek için çıktığı sırada Yılmaz Ali kamasıyla casusun alnında bir iz bırakır. Önceden hazırlanmış olan kuklaya ateş edilir ve Binbaşı Hamdi'nin bulduğu kireç çuvalı cenaze diye götürülürken Veli Paşa ile Ali arasındaki muhavere bu olayı biraz aydınlatmaktadır. Veli Paşa böyle bir şeyin duyulması halinde şerefinin iki paralık olacağından korktuğunu söyleyince Ali endişelenmemesini, kendisine güvenmesini isteyerek yaptığı araştırmaların ilk kısmını anlatır. Veli Paşa yıllar sonra bir üvey kız kardeşi olduğunu öğrenmiştir. Bursa'da oturan bu Zehra hanımın yanına gelmesini ister. Fakat kızın yola çıktığı kesin olmakla beraber vapurdan inmemiştir. Paşa bu olayı çözmesi için Yılmaz Ali'ye müracaat eder. Ali kızın evinden limana kadar olan yolculuğu kendi de yapar. Araştırma ve soruşturmalarından sonra öğrenir ki, Lamia üç pınar karyesinde gecelemiş, sonra ile yola devam etmemiştir. Bu karyede iki otel vardır. Zehra birincide yer olmadığı için yalnız o otelin kötü ününü bilmeyenlerin kaldığı ikinci otelde kalır. Otelde kimsenin kalmamasının sebebi dipsiz bir kuyu yüzünden ortadan kayboluşların olmasındandır. Yılmaz Ali vazifesini bitirmeden ölmemeliyim düşüncesiyle kendisi için ölüme gidecek birini bulmaya çalışmaktayken bu idam haberini alır. Bu konuşmadan sonra gece vakti Ali ve Vahan Paşa'nın otomobiliyle yola çıkarlar. İstanbul'a hiç de uzak olmayan bu kariye Karadeniz Dağ Silsilesinin yakınlarındadır. Geç vakit Vahan'ın gözleri bağlı, şoförünün de Yılmaz Ali olduğu bir otomobil dipsiz kuyusu olan Han'ın kapısında durur. Daha önceden Han'ın sahibiyle görüşmüş olan Yılmaz Ali, geleceği günü bildirmiş, handa kendisinden başka ne yolcu ne de çalışan olmasını istemiştir. Hancı'yı odasına gönderip çıkmamasını tembihledikten sonra kablolu telsizle Vahan'ı kuyuya indirir. Ne görüyorsa anlatmasını söyler. Vahan'ın anlattıklarından yola çıkarak kuyunun çok altında akan bir suyun olduğunu tecrübe eder. Aslında bu durum kaybolmaları açıklamaktadır. Fakat Lamia Hanım'ın kayboluşunu açıklayamamaktadır. Genç bir kadın gece vakti kilitli olan kapıdan içeriye girip kendisini suya niçin atsın sorusunun cevabını arayarak Hancı'yı istintak etmek üzere yeniden çağırır. Kadının kaybolduğu günü en ince detaylarına kadar anlatmasını ister. Hancı'nın o gün bütün odaları doludur. Soğuklarda çok tercih edilen sobalı oda birkaç gün evvel telgrafla tutulduğu halde sahibi gelmeyince layma hanıma verilmiştir. Bu bilgi üzerine Yılmaz telgrafı ister. Telgrafı okuyunca hayretten şaşakalır. Telgrafı çeken Yusuf Vahap'tır. Fakat telgrafın çekiliş tarihi Vahan'ın tutuklanmasından bir gün sonrasıdır. Vahan'ı kapısı penceresi sağlam bir odaya kilitledikten sonra bahsedilen sobalı odada inceleme yapar. Hancı Memduh Efendi'nin söylediğine göre bu odaya büyük bir rağbet vardır. Yılmaz Ali birçok araştırmalardan sonra zemin katlı olan bu odanın tabanının bir köşesinde bir kapak bulur. Daha çok aşağıdan açılıp kapandığı belli olan bu kapağı açar. Açar açmaz yüzüne bir rüzgar vurunca bir çıkışının olduğunu anlayarak kuyuya iner. Kuyuda üç erkeğe ait ayak izi vardır. Bu ayak izleri hem gelmiş hem dönmüştür. Dönerken bir çift ayağın çamura daha fazla battığını görünce Lamia'nın kaçırıldığını anlar. Tünel köyün çok uzağında sahile yakın bir yerde bitmektedir. Dönüş yolundaysa ayağına ecnebi bahriyelilerine ait bir serpuş takılır. Serpuş'ta vapurun ismi de yazılıdır. Daha fazla soruşturmaya hacet görmeyen polis hafiyesi doğruca hana gelerek vahanı alır. Yola çıkıp bir an önce İstanbul'a gitmek istemektedir fakat arabanın tekerlerinin patladığını görür. Ne yapacağını düşünürken askeri telgraf ve telefon hattının bu köyden geçtiğini hatırlar. Uçurumun tam yamacındaki bir direği bularak iki kişi birden direğin başına tırmanır. Şafak sökmek üzeredir. Gerekli tesisatı kuran Yılmaz Ali Veli Paşa'ya telefon eder acilen sahil güvenlik komutanını ve divan harp savcısının yanına çağırmasını kendisinin telefon başında beklediğini söyler. Paşadan telefon bekledikleri sırada kendilerini bir oduncu görmüş ve tekrar köyüne doğru koşmaya başlamıştır. Kısa süre sonra istediği adamlar paşanın yanındadır. Önce savcı konuşur. Savcıdan Vaha'nın tutuklandıktan sonra da ele geçirilen belgesinin olup olmadığını sorar. Savcı bir telgraf hatırlamaktadır. Üç pınar kahvesindeki hana gitmesi gerektiği, Sobalı odayı adına tutulduğu yazmaktadır. Ali meseleyi çözer. Telgraf geciktiği için Vahan'ın boş kalan odasını Lamia'ya vermişler. Vahan'ı kaçırmak üzere gelen zabitlerse Lamia ile karşılaşınca sırları ortaya çıkmasın diye onu da götürmüşlerdir. Yılmaz Ali Sahil Güvenlik Komutanlığı telefona isteyerek adını öğrenmiş olduğu geminin yakalanmasını ister ve geminin esrarını ona anlatır. Bu arada köye koşan oduncu arkadaşlarıyla beraber gelmiş direği basmıştır. Düşman tebası ve idam mahkumu saydığı vahanı uçuruma iter. Ağırlıktan kurtulan direğin esnemesinden faydalanarak kendini kurtarır. Sonra vahanın uçurumun dibindeki cesedine bakarak hak yerini buldu der. Aynı gün casus taşıyan gemi yakalanmış, casusların çok mühim bir sırrı ortaya çıkarılmış, veli paşa da hemşiresine sağ salim kavuşmuştur. Burada araya gireyim, hemşire kız kardeş anlamında kullanılıyor. Bir manyetizmacının para hırsı, kardeş katili. Akşam kitaphanesinden neşredilmiş 1933 baskı tarihi 75 sayfa. Roman öldürülen genç bir kızın cinayetindeki esrar perdesinin nasıl açılacağını konu alır. 5 bölümden oluşan romanın bölüm başlıkları sırasıyla şöyledir. Esrarengiz bir cinayet, bir küçük münakaşa, ceviz masa, Bavulda ne var? 3 el yazısı. Romanın vaka örgüsü Yılmaz Ali'nin tramvayda giderken gazete satıcısı çocuğun akşam gazetesinin yazdığı cinayet ilanı üzerine meraklanıp gazeteyi okumaya başlamasıyla başlar. Kibar bir ailenin kızı Reşide Hanım'ın göğsü delinerek ölü bulunduğu yazılıdır. Hemen altında bütün şüphelerin kardeşi üzerine toplandığının haber verildiği yazıda muharrir bu habere geniş bir yer ayırmıştır. Gazeteye eklenen resimleri inceleyen Yılmaz Ali İlmi sima bildiğinden katil olduğu düşünülen kızın masum olduğunu tahmin eder. Ardından meraklanarak haberin tafsilatını okumaya başlar. Muharrir, eski Bağdat valisi Mecidi Paşa'nın ikiz kızlarını tanıttıktan sonra maddi delillerin kızı işaret ettiğini fakat manevi delillerin kızı tamamen masum kıldığını yazmaktadır. Gayet detaylı bir araştırma yapmış olan muharrir Anne ve babaları öldükten sonra amcalarının yanında kalan kızların iyi bir terbiye ve eğitim aldıklarını, birbirleriyle de çok iyi anlaştıklarını, kavga ettiklerini kimsenin görmediğini anlattıktan sonra olayın olduğu günü tafsilatıyla okuyucuya verir. Öğle yemeklerini amcalarıyla yiyip hususi otomobilleriyle Beyoğlu'na giden kızlar alışveriş yapıp elbise siparişi verdikten sonra sinemada keyifli bir film seyrederek eve dönmüşlerdir. Bir saat kadar musiki odalarını gezip bir saat kadar piyano ve keman çalıştıktan sonra eve dönen amcalarıyla yemek yemişlerdir. Amcaları Avrupa gazetelerini incelerken öldürülen kız Reşide Fransızca bir roman okumuş. Feride ise romandan haz etmediği için kardeşine ördüğü kazayı tamamlamaya çalışmıştır. Saat 11 olduğunda amcaları kızların yatma vaktinin geldiğini ihtar ederek onları odalarına göndermiştir. Kendisi de mutadı olduğu veçiyle şoförü, aşçıyı ve vekil harcı çağırarak yaptıkları masrafları kütüphane odasında kontrol etmeye başlamışlardır. Derken Reşide'nin imdat isteyen sesi duyulur. İki kardeş odalarında sık sık birbirleriyle şakalaştıkları için önce ehemmiyet verilmez. Lakin seslerin ardı arası kesilmeyince amca Hasan Efendi'yi göndererek sessiz olmalarını ister. Hasan Efendi kütüphane odasından çıktığında Feride de odadan telaşla çıkmış kardeşinin vurulduğuna haykırmaktadır. Kızların odasına kütüphane odasının önünden geçerek gidilmektedir ve odaya başka hiçbir şekilde giriş çıkış mevcut değildir. Kütüphaneden çıkan dört erkek Reşide'nin odasına geldiklerinde kızın göğsünden hançerlenmiş olduğunu görürler. Ölmek üzere olan kız Feride'nin kendisini bıçakladığını söyler ve ruhunu teslim eder. Amca saçlarını yolarken Feride de kardeşinin ölümüyle çılgına dönmüştür. Fakat olayın sıcaklığıyla kimsenin farkına varmadığı hançere o esnada dikkat edilir. Feride elinde bir hançer tutmaktadır ve üstü başı kan içindedir. Polise haber verilir. Polis ilk iş olarak Feride'yi sorgular. Kardeşini niçin vurduğunu sorar. Feride ise böyle bir şey yapmadığını anlatır. Bunun üzerine polisler üzerindeki kanı, elindeki hançeri izah etmesini isterler. Feride ise hiçbir şey hatırlamadığını, herhalde kardeşinin yanına koşunca ona yardım etmek istediğini bu sırada çıkarmış olabileceğini söyler. Muharrir bu hizahın ne kadar akla yatkın olduğunun, katilin Feride olduğuna inanmak istemediğini ve cinayetin üzerindeki perdenin bir an önce kaldırılmasını istediğini belirten yazısını bitirir. Yılmaz Ali de gazetecinin yaptığı tatili beğenmiştir. Bu düşüncenin tesiriyle polis müdürlüğüne giden Yılmaz Ali orada arkadaşı Mustafa Bey'i bulur. İş çıktı diye keyiflenen Mustafa Bey gazetenin yaptığı habere itimat etmediğini söyler ve muharririn kurduğu cümleleri eleştirir. Mustafa kızın kardeşini kıskanmış olabileceğini yahut mirasın tamamına konmak istemiş olabileceğini düşünür. Ali arkadaşının sözünü keser ve kendisinin ilmi sima bildiğini söyler. Üstelik bu ilmi garp alimlerinin eserlerinden öğrenmiştir. Kızın çehresinde katillik emareleri görememiştir hayat tecrübesini nice maddi delillerin polisi de savcıyı da yanıttığını göstermektedir. Bu cinayette kızın masum olduğunu ispat edeceğini söyler. Ardından Yılmaz Ali arkadaşına nişan taşına gitmek istediğini söyler. Evi tetkik edecektir. Bir de kızın fotoğrafından edindiği kanaatini kendi gözleriyle görerek sağlamlaştırmak istemektedir. Konağın bahçesine geldiklerinde bir polisin nöbet tuttuğunu görürler. Polis bunları görünce yanlarına gelir. Hasan Efendi'yi gösterir. Hasan Efendi kızın masumiyetini anlatarak yolu gösterir. Ali Bey gördüğü her şeyi tetkik ederek ilerlemektedir. Bir taraftan da Tatar simalı olan bu adamın karşısında ilmi simanın iflas ettiğini düşünerek hayıflanır. Mehmet Ali Bey avukat getirmek için evden ayrılmıştır. Bunun üzerine Feride'nin odasına giderler. Odayı iyice ararlar. Kardeşi için üzülen, yemek yemeyen bu perişan kıza soru sormayı günah addeden Yılmaz Ali, Cinayetin işlendiği odayı da tetkik ettikten sonra kütüphane odasına gider. Eserlerin çoğunun yabancı dilde ve felsefe, edebiyat, ruhiyat konularında olduğu bu odada iyice aranır. Gizli bir mahreç olup olmadığı kontrol edilir. Derken Yılmaz Ali Hasan'ın bile bilmediği küçük gizli bir oda ortaya çıkarır. Fakat odada gizli hiçbir şey yoktur. Yalnızca alelade bir masa konmuştur. Mustafa Ali'den bunu izah etmesini ister. Tam o sırada ayak sesleri duyarlar. Mehmet Ali Bey İstanbul'un iki meşhur avukatıyla gelmiştir. Yılmaz Ali'nin adını duyunca ondan medet umar. Katilin yakalanmasını, Feride'nin temize çıkarılmasını rica eder. Ardından avukatlara vekaletname vereceğini söyleyerek odadan çıkmalarını söyler. Yılmaz Ali de çıkar ama zihninde nedenini kestiremediği bir sersenlik vardır. Ansızın kendine geldiğinde kendini bahçeye kadar çıkmış bulur. Niçin Mehmet Ali'ye itaat ettiğini bir türlü anlayamayan Yılmaz Ali tekrar dönüp odayı incelemek ister. Kütüphane odasına dönüp orayı incelemek istediğini söyleyince Mehmet Ali Bey delilin bu odada bulunmadığını, o gizli odayı evraklar için yaptırdığını fakat sonradan o evrakları elden çıkarınca odanın boş kaldığını söyleyerek Ali'yi tekrar gönderir. Ali yine adamın sözlerine itaat etmiştir. İçten içe kendisine kızar. Koridorda bunları düşünürken bir yandan da Feride'nin iniltilerini, ağlamalarını dinlemektedir. Derken dadı kalfa elindeki dolu tabaklarla odadan çıkar. Kız bir türlü yemek yememektedir. Durum Mehmet Ali Bey'e bildirilince Mehmet Ali avukatlarının yanından ayrılır ve kıza yemek yemesi gerektiğini söyler. Ardından da küçük hanımın doyurulmasını emreder. Ağzına lokma koymayan kız gözlerinin yaşını siler ve afiyetle yemeye başlar. Kız yemek yerken Mehmet Ali polislerden yardım ricalarını tekrarlayarak odasına döner. İki polis merdivenlerden aşağı inerken Mustafa kızın halini Ali'ye tahlil etmektedir. Kızın sahte hareketlerde bulunduğunu gerçekten iştahının olmaması halinde amcasının sözüyle yemek yemeyeceğini söyler. Ali ise arkadaşını dinledikten sonra yanıldığını beyan eder. Bunu ispat edecektir ama vergi memurunu gözden kaçırmayın diye arkadaşından ayrılır. 1-2 saat sonra ortalıktan kaybolur. Akşam vakti yaklaşırken nişan Nişantaşı'nın sokaklarında iki kişi yürümektedir. Bunlardan biri Yılmaz Ali, Diğeri Türk olmadığı belli olan bir adam. Konağa yaklaştıkları sırada Hasan Efendi'nin elinde bavulla çıktığını görürler. Yanındaki adamı evin yanı başındaki kahveye gönderip oradan ayrılmamasını söyledikten sonra kendisi Hasan Efendi'nin peşinden gitmeye başlar. Takip edildiğini anlayan Hasan Efendi daha da hızlanır. Tam yakalanacağı esnada yanından geçen üstü açık spor arabaya elindeki valizi atıverir. Yılmaz Ali Hasan Efendi'ye bunu neden yaptığını sorar. Hasan Efendi'nin üzerinde bir sersenlik vardır. Oraya kadar nasıl geldiğini, neyi niçin yaptığını falan sorunca onları görüp yanlarına koşmuş olan Mustafa gözleriyle gördüğünü ve cezasını çekeceğini söyler. Yılmaz Ali ise Mustafa'yı şaşırtan bir cevap verir. Onun hiçbir kabatı yok. Konağa döndüklerinde Yılmaz Ali otomobilin plakasından adresini öğrenir. Mehmet Ali Bey'in otomobilini alarak eve giderler. Valizi bulurlar. İçinde manyetizma ilmine ait kitaplar çıkmıştır. Akşam vakti konağa geri dönerler. Ali kahveye yerleştirdiği adamı yanına alarak konağa girer. İlk önce Hasan Efendi'nin odasına girerler. Yılmaz Ali yanındaki hacıya bir kağıt kalem vererek bunu Hasan'ın odasına çıkartır. Hasan Efendi kağıtta yazılanları demek ben yazdım diye hayretle okumaktadır. Üç erkek üst kata çıkarak Feride'nin odası önüne gelirler. Feride hala kardeşini ağlamaktadır. Hacı Bey Ali'ye dönerek durumun çok fena olduğunu, galiba üçüncü derece olduğunu söyler. Arap Feride'nin oturduğu yere oturur. Kızın ellerini kendine çekerek ovalar. Omzuna başına masaj yapar. Kızı bir miktar rahatlattıktan sonra kızın gözlerine bakarak hemşiresine ne yaptıysa yazmasını söyler. Dadı ve kalfa o öldürmedi diye itirazda bulunur ancak Ali onları susturarak elbette Feride'nin öldürdüğünü söyler. Başından beri kızın masumiyetine inanan Yılmaz Ali'nin bu cevabı herkesi şaşırtmıştır. Kız verilen kalemi alır ve ne istendiyse yazar. Kağıtta dün gece birdenbire uyanarak vazifesini yapmak istediğini yazan Feride hançeri çekmeceden alarak kardeşinin odasına gider. Seni vuracağım diye birkaç kez tekrarladıktan sonra hançeri göğsüne saplar. Kütüphane odasından amcasının sesini işitir. Amcası söylemesi gerekenleri söyledikten sonra Feride odadan çıkarak imdat istemeye başlamıştır. Satırların burasına gelindiğinde Mehmet Ali Bey gelir. Bu saatte polislerin evinde olmasına çok sinirlenerek hepsini kovar. İki polis Emre itaat edip çıkarken Hacı çıkmaz. Çıkmayacağını söyleyen Hacı Ali Bey'e kağıt kalem uzatarak ne biliyorsa yazmasını söyler. Bu sözler üzerine kekelemeye başlar. Karşısındaki adam Şamlı manyetizmacı Abdullah'tır. Mehmet Ali Abdullah'ın tesirine girmemek için çok direnirse de sonunda dayanamaz ve kağıt kalemi alarak her şeyi yazar. Küçüklüğünden beri abisini kıskanmıştır. Kendisi sefih bir hayat yaşarken abisi çok çalışmıştır. Kendi parasını tüketip mahvolduğu anda abisi ve yengesi ardı ardına ölür. Anne babaları kızların vasiliğini başka bir adama vermişlerdir. Fakat Mehmet Ali o kağıdı yok ederek kendisini vasi yaptırır ve bu zamana kadar kızların parasıyla rahat bir ömür sürer. Ama artık kızlar 18 yaşına gelmiştir. Şimdiye kadar sormasalar da şimdiden sonra paralarının hesabını sormaları yakındır. Önce Feride'yi telkin ederek kardeşini öldürtmüştür. Ardından bir iki gün sonra ise bir mektup bırakarak kızı intihar ettirecek ve tüm servete kendisi konacaktır. Satırları yazdıktan sonra hacı masaj yaparak Mehmet Ali Bey'i kendisine getirir. Kendisine geldiğinde kolunda kelepçe vardır. Neleri itiraf ettiğinden ancak o zaman haberi olur. Ali amcaya siyah bir gözlük takarak hapse yollar. Anlatıcı burada biten vaka örgüsünün sonunda kısa bir bölüm daha ekleyerek Feride hakkında bilgi verir. Aradan uzun zaman geçmiştir. Feride Hanım bir Avrupa seyahati ve sanatoryumda tedaviden sonra evlenip çoluk çocuk sahibi olmuştur. Mirastan kardeşinin payına düşen kısmı hayır kurumlarına dağıtmış. Kendisi de kardeşine her sene Ramazanlarda tüm selatin camilerinde hatimler indirtmektedir. Fakat ne onun lakırdısını ne de canı cehenneme giden amcasınınkini ağzına almaktadır. Bir doktorun insan eti iptilası. Karaca Ahmet'in esrarı. Akşam kitaphanesinden çıkmış. 1933'te yayınlanmış. E, 80 sayfalık bir kitapçık bu da. E, oldukça iyi bir insan olmasına rağmen esaret hayatında yakalandığı bir müptela yüzünden insanlıktan çıkan bir doktorun yaptıklarını konu alır. 5 bölümden oluşan kitabın bölüm adları ise sırasıyla şöyledir. Cenazeden sonra garip bir takip, fethi meyyit, Dönme Dolap 1921 senesi. Romanın vaka örgüsü Üsküdar'ın Nuh Kuyusu mahallesindeki bir kahveye cenaze töreninden dönen insanların birikmesiyle başlar. Her zamanki ihtiyatları ve çiğle kahvede oturup memleket meseleleri üzerine konuşup dağılacaklardır. Fakat Doktor Salih Bey'in 10-12 yaşlarındaki evlatlığı Cemile'nin ölmüş olması esas konuyu teşkil eder. İmam Efendi Cemile'nin nasıl da kendine geldiğini, gürbüzleştiğini söyleyerek böyle apansız ölümüne şaşırır. Kayyum ise Cemile'ye nazar değdiğine inanmaktadır. Tapu katibi Mustafa Bey ise duruma Doktor Salih tarafından bakmaya çalışır. Bundan önceki iki evladının da öldüğünü hatırlatır. Bunun üzerine imam itiraz eder. Doktor Salih'in fakir fukaraya yardıma koştuğunu, dini bütün bir insan olduğunu, harp zamanı cepheden cepheye koştuğunu falan anlatarak onu çok sevdiklerini söyler kesinlikle doktorun üzerine bir şüphe atılmasına izin vermezler. İmam ve kayyumun itirazlarından sonra Mustafa Bey yelkenleri suya indirse de ölen iki kızdan evvel kaybolan iki çocuğu hatırlatarak onların kayboluşlarıyla yeni bir bahis açmak ister. Mahallelinin ona da bir cevabı vardır. Doktorun kaybolan iki evlatlığının yanı sıra mahallede dokuz çocuk ardı ardına kaybolmuştur. Kimi çocukların kaçırılıp Hristiyan yapıldığını, kimi bey Beyoğlu'nda gizli bir mektebe konularak çekirdekten fahişe ve ahlaksız olarak yetiştirildiğini, kimi ise zengin evlerine ahiretlik gönderildiğini düşünmektedir. Konuşma daha çok uzayacaktır. Kahvenin uzak masasında yalnız başına oturan ve Hikmet Feridun Esin anketine dalmış olan zeki görünüşlü bir adamdan başka herkes tartışmaya dalmıştır. Fakat kahvecinin Doktor Salih'in geldiğini haber vermesiyle konuşma kesilir. Salih Bey kahveye geldiğinde herkes ayağa kalkar. Ona yer verir. Bir müddet sükut hakim olur. Tapu memuru Mustafa çocuğun niçin öldüğünü sorar. Doktorsa duymamış gibi davranır. İkinci soruşunda imam herkesin sayılı nefesinin olduğunu tükenince ölüneceğini kısa bir vaaz ile söyler. Mustafa Bey Salih Bey'in doktor olması hasebiyle bildiği vardır diye sordum deyince doktor onun öldüğünü görünce doktorluğu falan unuttum. Belediye doktorunun raporuna yazdığını fakat onu bile okuyacak takatinin olmadığını söyler. İmam efendi doktora hitaben evlatlıktan hayır gelmediğini söyler ve evlenmesini tavsiye eder. Doktor ise esarette bir Tatar kızıyla evlendiğini, onun da bir Rus'la kaçtığını söyler. Kesinlikle evlenmek istemediğini belirtir. Bu esnada kahveci çırağı Murat, doktor beye kahve getirmiştir. 10-12 yaşındaki çocuğu gören doktor çocuk belgilendikten sonra mezarlıkta kendi kendine ahdetmiştim. etmiştim. İlk gördüğüm fakir çocuğu kendime evlatlık alacağımı söylemiştim. Eğer istersen seni evlatlık alayım der. Hem tahsil ettireceğini hem de malına mülküne varis olacağını belirtir. Kahveci Recep az önceki konuşmalardan olacak biraz tereddüttedir. Kendisine fikri sorulduğu vakit şaşkın şaşkın mahzuru olmadığını söyler. Lakin çocuğun bir gün daha kalmasını bir nazarlık muskası takacağını söyler. Karanlık basmaya başlayınca kahvedeki cemaat yavaş yavaş dağılmaya başlar. Doktor Salih kalkınca tek başına gazeteye dalmış görünen ve sonra da meşhur polis hafiyesi Yılmaz Ali olduğunu öğrendiğimiz zat da gazeteyi katlayıp doktoru takibe başlar. Doktor doğruca iki sokak ötedeki evine gitmiştir. Yılmaz Ali dışarıdan kestirebildiği kadarıyla evi tetkik etmeye başlar. Adamın eve yatmaya gittiğini düşünerek İstanbul'a gitmeye karar veren Yılmaz Ali bir kez daha ardına bakar. Doktor eve gireli epey zaman geçmesine rağmen bir lamba yanmamıştır. Henüz bahçede olduğunu anlayan Ali beklemeye başlar. Bahçeden kazma kürek tıkırtıları gelir. Dış kapının yanında bırakılmıştır. Ardından eve giren doktor doğruca tavan arasına çıkar. Oradan aldığı bir bavula kapının ağzına bıraktıklarını yerleştirip dışarı çıkar. Ali de kendini belli etmeden takibe başlar. Bir müddet ilerledikten sonra bir tanıdık doktoru durdurur ve nereye gittiğini sorar. Doktor evin pek kasvetli geldiğini, Kadıköy'e bir dostuna bir gecelik misafirliğe gittiğini söyleyerek yoluna devam eder. Bu açıklama Ali'ye de mantıklı gelmiştir. Ali yine takipten vazgeçecekken bir taksi doktorun yanına yaklaşarak Haydarpaşa veya Kadıköy'e 60 kuruşa götürebileceğini söyler. Doktor ikisini de gitmeyeceğini söyleyerek taksiyi yollar. Ali düşünür. Bu yol Karacaahmet üzerinden Haydarpaşa'ya ve oradan Kadıköy'e gidiyor. Haydarpaşa ve Kadıköy'e gitmediğine göre tek bir seçenek kalmaktadır. Karaca Ahmet. Hakikaten doktor Karaca Ahmet'e gelince mezarlığın içine doğru yürümeye başlar. Bir mezarın önünde durur. Yılmaz Ali saklandığı yerden doktorun ne yaptığını göremediği için ona yaklaşmak ister fakat yakalanır. Doktor gayet soğuk bir şekilde sabah kahvede oturan adamı tanıdığını, kendisinin cenazesi ve matemiyle yalnız kalmak istediğini söyler. Ali çaresizce oradan ayrılır fakat bir müddet sonra gizlice tekrar geri gelir. Adam bir müddet daha dua ettikten sonra geldiği yoldan döner ve taksiye binerek Kadıköy istikametine gider. Yılmaz Ali en iyi çarenin adamın evinin önünde beklemek olduğunu düşünerek geri döner. İki saat kadar bekledikten sonra adam bir taksiyle dönmüştür. Doktor eve girince saklandığı yerden çıkan Ali taksiciye para vererek adamın nereden bindiğini sorar ve Karaca Ahmet'ten cevabını alır. Etrafı araştırdıktan sonra yanık bir konağın kagir olan birinci katına çıkıp adamın bahçede ne yaptığını gözetlemeye başlar. Doktor gece yarısı mangalı yakarak kendisine bir külbastı yapar ve yedikten sonra yatar. Bunun üzerine Yılmaz Ali de kendi bulunduğu yere bir sivil polis koyarak yemek yemek ve uyumak üzere oradan ayrılır. Fethi Meyyit başlığını taşıyan 3. bölüm ertesi gün saat 9'da Ali'nin tekrar gelişiyle başlar. Adamın gözden kaybedilmemesini isteyerek ayrılır. Bir müddet sonra belediye doktorundan Cemile'nin ölümüyle ilgili bilgi edinmektedir. Doktor Salih Bey'in güvenilir bir doktor olduğu için onun sözüne itimat ederek muayene etmeden rapor verdiğini söyleyince doktoru da alarak mezarlığa gider. Önceden hazırladığı izin belgesiyle bekçiler mezarlıktadır. Doktorun ve Yılmaz Ali'nin refakatinde yeni kapatılmış olan yer tekrar muayene edilmek üzere açılır. Fakat tabutun boş olduğu görülür. Yılmaz Ali hemen yakınında bulunan ve daha önce doktorun evlatlı iken ölmüş bulunan iki çocuğun da mezarını kazdırır bunlar da boştur. Geldikleri arabayla tekrar Nuh kuyusuna vardıklarında Yılmaz Ali doktoru ağzını sıkı tutmak şartıyla gönderir. Sabahki gözcü polisten havadisleri aldıktan sonra karakola gider. Arkadaşı Mustafa ile kılık değiştirirler. Mustafa bir meczup kılığına Ali de telgraf tamircisi kılığına girer. Mustafa doktorun evinin yakınında delilik yapıp tüm bakışları üzerine çekerken Ali de gizlice doktorun evine girer. İlk iş olarak bahçeyi kontrol eder. Ardından eve geçer. Dün gece gördüğü bavulu, kazmayı, küreyi kontrol eder fakat hiçbir delil bulamaz. Oldukça büyük olan mutfakta bir sarnıç olduğunu görür. Orayı da tetkik eder fakat yine bir şey bulamaz. Mutfağın duvarında eskiden harem dairesiyle irtibatı sağlayan dolabı kontrol eder. Orasının bir tehlike anında saklanmak için uygun olup olmadığına bakar ve müspet netice alır. Ardından doktorun çalışma odasına çıkar. Doktorun kitapları, doktorluk ve esaret hayatına ait resimleri incelerken dışarıdan parolalı ıslığı duyunca hemen aşağıya inip dolaba saklanır. Bir müddet sonra Doktor Salih ve evlatlı kaldığı Murat eve gelirler. Doktor yeni evlatlığına evi gezdirdikten sonra yemek hazırlar. Çocuğun karnını doyurduktan sonra yatırır. Ardından mutfaktaki sarnıca yönelerek Ali'nin kontrol ettiğinde göremediği bir şeyleri almaya çalışır. Bir müddet uğraştıktan sonra sarnıçtan Cemile'nin cesedini çıkarır. Doktor kızı acıyarak bakar halinden ve tavrından hakikaten üzgün olduğu bellidir. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyler. Ne olduysa kendisine arız olan illet yüzünden olmuştur. Kızın kaburgasından birkaç parça kestikten sonra yine kendisine kül bastı yaparak yer. Daha önce pek çok hadise seyretmiş olan Yılmaz Ali bile bu sahneye dayanamamış, gözlerini kapatmak zorunda kalmıştır. Yeme işi bittikten sonra Ali dolaptan çıkar. Doktor birkaç yalan söylemeye çalışsa da Ali her şeyi görmüştür onun için hakikati anlatmaya mecbur olur. Savaşta esir düşerek Sibirya'ya sürülen Doktor Salih Bey tekrardan yurduna dönebilmek için binlerce kilometrelik yolu yürüyerek dönmek zorunda kalmıştır. O devirde geçtiği yerlerde büyük açlık ve kıtlık bulunmaktadır. Artık insanlar birbirlerinin etlerini yemeye başlamışlardır. Önceleri bu durumdan iğrense de nihayet kendi de yemeye mecbur olmuştur. Bir kere yedikten sonra tekrar kendini bu illetten kurtaramamıştır. Yurda döndükten sonra çocukları çalarak yese de bu iş polisin dikkatini çeker. Yakalanmamak için çocukları evlatlık edinmeye başlamıştır. Ölümlerin dikkat çekmemesi için çocukları kundağa sarıp gıdıklayarak öldürmüş, gömüldükten sonra da çıkarıp yemiştir. Bunları anlattıktan sonra Yılmaz Ali'nin ayaklarına kapanarak ağlayan ve kendisinin öldürülmesini isteyen doktor tedavi olunmak üzere hastaneye yatırılır. Sonradan öğrenildiğine göre krizin geldiği vakit hasta bakıcı tarafından yalnız bırakılmak gafletinde bulunulmuş. Doktor da kendi bileklerini yemeye başlamış ve ölmüştür. Yaşlı kadının oğlu için yaptıkları. Kim zehirliyor bunları? Olay yayınlarından çıkmış, 1944'te basılmış 59 sayfalık bir kitapçık. Telif eser gibi yayınlanmış olsa da John Dixon Carr'ın bir romanından uyarlanmıştır. Usta yazarın 1932 tarihli Poison in Jest romanının tıpa tıp aynısı olan bu roman karmaşık öykünün fazlaca kısaltılmasından ötürü başarısız olmuştur. Yılmaz Ali serisinin diğer kitaplarından 11 yıl gibi uzun bir müddet geçtikten sonra kaleme alınmıştır. Yazarın üçüncü eşi olan ve ilk kadın polisiye romancılarımızdan Müzeher Vanu namı diğer Nihal Karamağaralı ile beraber kaleme aldığı kitabın girişine konulan yayın evinin notuna bakılırsa kitap olay mecmuasında tefrika edilirken matbaada çıkan yangın neticesinde devamı getirilememiş yazarlar sonradan yanan kısımları tekrar yazmışlardır. Romanın konusunu Ahmet isimli meşhur bir polisiye romancının ziyaretine gittiği evde geçen zehirleme ve cinayet vakaları oluşturmaktadır. Romana sonradan ve habersiz olarak dahil olan Yılmaz Ali polislerin çözemediği cinayeti çözer ve nişanlısı olduğu evin küçük kızıyla evlenir. Romanın vaka örgüsü aynı zamanda anlatıcı olan Ahmet'in trenden inip tozlu ve dik hiçbir hayat belirtisi olmayan yolda ilerlemesini anlatmasıyla başlar. Çocukluğunun geçtiği bu yolda yıllardır hiçbir değişiklik olmamıştır. Tepeye vardığında ne zamandır bahçesine ele atılmamış olan köşke gelmiştir. Ahmet Kadri Bey'in çektiği telgrafa binaen gelmiştir. İşleri oğlu Kemale bıraktıktan sonra can sıkıntısıyla kendini kitaba veren Kadri Bey bir de kitap yazmış, kitabını çok meşhur bir polisiye roman muharriri olan Ahmet'e göstermek istemiştir. Kadri Bey büyük bir muhabbetle Ahmet'i karşılar. Kütüphane odasında kendisini niçin çağırdığını açıklarken bir de viski ikram eder. Kadri Bey viskisini bitirdiğinde damadı olan Doktor Ferit kapıda belirmiştir. Kadri Bey işi olduğunu söylese de Ferit bir şeyler söylemek istediğini belirtir. Kapının önündeki Kadri Bey'in büyük hayretler içinde kaldığını gören Ahmet ne olduğunu anlamaya çalışırken Kadri Bey tekrar döner. Birkaç saniye geçmeden yere yığılır. Ahmet doktora tekrar seslenir. Ferit Kadri Bey'in de zehirlenmiş olabileceğini söyleyerek Bey'i küçük bir laboratuvar halindeki odasına taşırlar. Ahmet'i de bardakları toparlaması için kütüphaneye tekrar gönderir. Doktor Ferit zamanında müdahale etmiştir. Üstelik hangi zehirle zehirlendiğini tahmin etmiş olması Kadir Bey'in hayatını kurtarmasına yetmiştir. Ancak doktorun başka bir endişesi devam eder. Zira Evin hanımı Supiye de zehirlenmiştir. Supiye Hanım arsenikle, Kadir Bey çok daha güçlü bir ilaç olan hisokinle zehirlenmiştir. Ahmetle Ferit kütüphane odasında bunun kimin yaptığını konuşurlar. Doktor önce kendisinin yapmış olamayacağını, zira önce zehirleyip sonra iyileştirmesinin bir manası olmadığını söyler. Ardından karısının evinin, evin küçük kızı Necla'nın, büyük oğlu Kemal'in, en büyük kız olan Ayşe'nin eve temizliğe gelip giden gündelikçi kadının niçin katil olamayacaklarını tek tek sıralar. Ancak sanki söylemediği bir şey vardır. Doktorla Ahmet bunları konuşurken doktorun karısı Nev'in, Necla ve Kemal gezmeden dönerler. Durum onlara da yavaş yavaş anlatılır. Kemal bir yandan çok sinirlenir. Katil kim diye haykırır. Diğer taraftan da sinir krizleri içinde kendisinin yapmadığını söyler. Bu esnada Ahmet evin küçük oğlu Cemal'in evde olmadığını söyler. Doktor Cemal'in 3 yıl önce 5 parasız olarak evden kovulduğunu, sebebinin ise derslerinin kötü olduğunu anlatır. Evin hanımı Saliha da Cemal gittikten beri hastalanmıştır. Ferit Kadri Bey'in ve Supiye Hanım'ın bardağını tabağını incelemek üzere laboratuvarına götürür. Kadri Bey'in zehri içkinin sifonunda Supiye Hanım'ın zehri yemeğinde çıkmıştır. Ahmet böyle zehirlerin doktorda bulunduğunu katilin nereden bildiğini sorar. Ferit kayınpederinin yazdığı kitap münasebetiyle zehirler hakkında bilgi sorduğunu zehirleri anlattıktan sonra da hemen hepsini tek tek gösterdiğini anlatır. Bunu yaparken de bütün aile halkı oradadır. Bu durum tüm ailenin sinirini bozmuş ve herkes birbirine düşman gözüyle bakmaya başlamıştır. Bunu gören Ahmet herkese yatmasını, ertesi gün sakin kafayla düşüneceklerini söyleyerek durumu yumuşatır. Kendisine yatak hazırlanmadığı için kütüphane odasında yatan Ferit, sabah Ayşe'nin kahvaltıya çağırmasıyla uyanır. Ahmet yalnızca doktorun kahvaltıya inmediğini görecek onun nerede olduğunu sorar. Bunun üzerine Nev'in laboratuvara bakmaya gider ve sonra bir çığlık koparır. Tüm aile oraya gittiğinde doktorun ölmüş olduğunu görürler. Ahmet doktorla polise haber verilmesini isteyerek herkesi aşağıya indirir. Kendisi de odayı dolaşır. Hemen ileride açık kalmış bir kitap görür. Kitabın sayfalarını karıştırırken dünün tarihi olan notlar da görür. Notlardan anlaşıldığına göre doktor katilin kim olduğunu tahmin etmekte fakat konduramamaktadır. Sebebinin para meselesi olabileceğini yazmıştır. Hakikatte Kadri Bey tüm servetini kaybetmiş bir adamdır. Evin bütün geçimi doktorun omuzlarındadır. Bunu yalnızca Supiye Hanım bilmemektedir. Oğlu gittikten sonra yataklara düşen kadının bir de bununla üzülmesini istememiştir. Ahmet odadan indiğinde polisle doktor da gelmiş bulunmaktadır. Kemal hayret verici bir sükunetle her şeyi anlatır. Polis ve doktor olanı en ince teferruatına kadar dinledikten sonra Nevin ile konuşarak işe başlamaya karar verirler. Bu arada Ahmet de ev halkıyla paylaşmadığı ayrıntıları kısaca polise anlatır. Doktor cesedi inceleyip zehirlenerek öldüğünü teyit ettikten sonra hep beraber nevinin 3. kattaki odasına çıkılır. Kocasının katilinin bir an önce bulunmasını isteyerek dün geceyi tüm teferruatıyla anlatır. Yatmak için odasına çekilmiş ancak uzun süre uyuyamamıştır. Bu ara Necla gelerek okumak için kitap istemiş, ardından kocası gelmiştir karısına bir ilaç hazırlayarak sakinleşmesini sağlayan doktor katil zehirlemeye devam ederse sıradakinin kendisi olduğunu söyler. Doktor ve komiser Nevi'nin sorgusunu bitirdikten sonra öğle yemeğini yiyip dinleneceklerini söyleyerek evden çıkar. Onları uğurlayan Ahmet biraz hava almak için evin etrafında dolaşmaya başlar. Az ileride küçük beyaz bir oda görür. Doktorun garajı olmalı diye düşündüğü odaya girince karşısında golf elbiseli, spor ceketli bir adam görür. Adama kim olduğunu sorar fakat aynı soruyla karşılık bulur. Kendilerini tanıtırlar. Garajdaki adam meşhur polis hafiyesi Yılmaz Ali'dir. Ali doktorun dün kendisini çağırdığını eve girmeden önce nişanlısı Necla ile burada biraz görüşmek için beklediğini söyler. Ahmet de Kadri Bey ve Supiye Hanım'ın zehirlendiğini doktorunsa öldüğünü anlatır. Vakanın bu noktasında atlamalar olur. Polis ve doktor tekrar gelmiştir. Herkes Supiye Hanım'ın odasındadır. Herkes sorgulanmış, sıra ona gelmiştir. Sorulardan fena halde ürken kadın hasta olduğunu söyleyip herkesin çıkmasını söyler. Yalnız Yılmaz Ali'nin ilkildiği fark edilmiştir. Sorguya karışıp birkaç soruda kendisi sorar ve odadan ayrılırlar. Kadından bir şeyler öğrenemeyeceğini anlayan Ali, bakımıyla meşgul olan hemşireyi bir köşeye çekerek ona da sorular sorar. Hemşire Supiye Hanım'ın söylediği gibi bir gürültü işitmediğini ancak tam doktorun öldürüldüğü saatlerde Korkunç bir kahkaha işittiğini söyler. Ertesi gün Kadri Bey daha da iyileşmiş bir şekilde karşımıza çıkar. Kütüphane odasında dinlenmekte, bir yandan da oğlundan çok sevdiği Ferit'in ölümüne gözyaşı dökmektedir. Yılmaz Ali, doktor, polis ve Ahmet onun yanına girerler. Neler olup bittiğini anlatmasını ondan da isterler. Aldığı cevapları uzun uzun düşünen Ali son bir soru daha sorar. Sorusu küçük oğlu Cemal'den son zamanlarda haber alıp almadığıyla ilgilidir. Yüzü mosmor kesilen Kadri Bey sinirlenerek herkesi odadan dışarı çıkarır. Doktorla polis gittikten sonra kütüphane odasında Ahmet ile Ali konuşurlarken bir çığlık duyarlar. Şaşkınlıktan dona kalan ikili sesin geldiği yöne koşar. Bodruma açılan kapıda Kadri Bey'in yüzü sararmış şekilde bir şey işaret etmektedir. Gösterdiği yere bakan Ahmet yerde kan lekeleri görür. Ali ile beraber Bodrum'a doğru koşarlar. Yılmaz Ali yerde bir balta görür kömürlerin ardından da oluk oluk kan gelmektedir. Ahmet Ali'nin talimatıyla kimsenin girmemesi için bodrumun kapısını içeriden kilitlerken Ali de kanın kaynağına doğru gider. Nevin baltayla öldürülmüştür. Bu arada Ahmet tavana yakın pencereden birisinin içeriği gözetlediğini görür. Ali bakarken yüz kaybolmuştur. Ahmet bir hamlede cama sıçrar. Eline geçirdiği demirle camı kırarak bahçeye fırlar. Ahmet düşünce Yılmaz Ali yetişerek gözetleyeni yakalar. Yakaladıkları şahıs Cemil'dir. Korkmaktadır. Kimseyi tanıyacak durumda olmayan Cemil, "Yalnız babam görmesin. Hastaneden çıktım. Param yoktu. Buralara kadar yaya geldim." diye inlemektedir. Herkes sakinleştikten sonra Ali Cemil'e camda ne gördüğünü sorar. Ablasını net bir şekilde gören, baltayı gören Cemil bunu kimin yaptığını görememiştir. Ali Ayşe ile Necla'ya ne gördüklerini sorar. Ayşe Nevi'nin yatmaya hazırlandığı sırada Necla'nın çığlığının geldiğini söyler. Necla ise ablasına ilaç almak için aşağıya inmiştir. Dönerken babasını görmüştür. Babası üşüdüğünü ve kürkünü istediğini söylemiştir. Döndüğünde babası odanın ortasında üstü başı kan içinde durmakta ve eliyle anlaşılmaz işaretler yapmaktadır. Bunlar konuşulduğu esnada kütüphane odasında bir feryat ve cam kırılması sesi işitilir. Kadri Bey yüzü kan içinde yığılırken heykelin arkasını işaret eder. Yılmaz Ali ise gölgeye doğru ilerleyerek çıkın dışarı Supiye Hanım işiniz tamamlandı der. Romanın vaka örgüsü burada bitmiştir. Anlatıcı aradan aylar geçmişti diye yeni bir bölüm açar ve bölümün başında bu aylar zarfında ne olduğunu özetler. Katil Supiye Hanım saklandığı yerde kalp sektesinden ölmüş, Kadri Bey ise ağır yaralanmasına rağmen kurtulmuştur. Olaydan iki ay sonra da Naciye ile Ali evlenmişlerdir. Yeni evlileri rahatsız etmek istemeyen Ahmet bir müddet sonra onları ziyarete gider. Ali ile oturdukları sırada Ahmet Ali'ye cinayeti nasıl çözdüğünü sorar. Ahmet de bütün teferruatıyla cinayeti nasıl çözdüğünü, ipuçlarını nasıl birleştirdiğini anlatır. Kocasını zehirlemek istemesi oğlu Cemal'i evden kovmasıyla kadının büyüttüğü büyük kinden kaynaklanmıştır. Zira Kadri Bey ölürse oğlu geri gelebilecektir. Dikkat çekmemek için kendilerine daha hafif bir zehir olan arsenikle zehirlemiştir. Doktoru zehirlemesinin sebebi ise onun her şeyi öğrenmiş olmasıdır. Aldığı zehirleri Bodrum'a saklamaya gittiğinde ise her şeyi gören nevini öldüren anne en son yine Kadri Bey'i öldürmek istedikten sonra kalbi dayanamamış ve kendisi saklandığı yerde ölmüştür. Ailenin geri kalanı olayları unutmuş görünür. Kemal ile babası Kadri seyahate çıkmışlardır. Ayşe ve Necla da bol bol gezmektedirler. Yılmaz Ali'nin şimdi tek bir gayesi vardır. Necla'ya yaşadığı günleri unutturmak. Evet buraya kadar dinlediyseniz öncelikle sabrınıza müteşekkirim. E, Vala Nurettin Vanu'nun bir eseri olan, bir serisi olan bu Yılmaz Ali maceraları bu kadar. Umarım faydalı olmuştur, merakınızı tatmin etmişsinizdir. Kitapları bulmak zaten neredeyse imkansıza yakın hani başta belirttiğim gibi. Benim diyeceklerim bunlardan ibaret. Tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.